Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet, tığımı söyleyeyim. Tığımın numarası 22 ve sizler için yine çok güzel bir model hazırladım. Modelim de bu şekilde. Çok hoş. Şöyle arkadaşlar, yaprağı o kadar e, hızlı çoğalıyor ki yaptıkça insan hiç sıkmayan bir model. Şöyle modelimize dikkatli bakıldığında balığa da benzetiyorum. Bu yapraklar solungaçları, kafası ve bu da kirpiklerde dudak kısmı. Şöyle bilmem dikkatli bakıldığında çimde yüzen balıkları andırıyor bana. Modelim bu. Şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Ben bu tülbent arkadaşlar şöyle 5 liraya çok ucuz bir fiyata aldım. Sadece sizlere örnek göstermek için. Onu da bu şekilde tığlayınca sürekli konu için bu şekilde oluyor. Yani Cenk veya Reyyan bir markalı tülbent değil. Evet. Şöyle ilk başlarken 9 tane arkadaşlar kirpikli trabzan yaparak modelimize başlıyoruz. Bakalım sayalım. 2, 4, 6, 8 tane hazırlamışım sizler için. Şöyle ilk başlarken nasıl başlıyoruz? Bir zincirimizi çekiyoruz. Bir defa tığımı doladım ve hemen tığ battığımın içine girip 2, 2 olarak alıyorum. Ve buraya 4 zincirden bir tane kirpik yapıyorum. Sabitliyorum. Hemen arkadaşlar bakın 9'a doldu. Yaprağım için yuvamı bu şekilde boş bir trabzan olarak yapıyorum. Bu yaptığım trabzanın üzerine 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle bu orta kısmına küçük en küçük boy serum halkası kullanıyorum. Ve şimdi halkamı alıp bu çektiğim 7 zincirimin üzerine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Evet bu e, serum halkasını kullanmak istemeyen arkadaşlar buraya 7 yerine 14 tane zincir çekip yedinciye zincirle yuva yapabilirsiniz. Şöyle kolaylık olsun diye serum halkası da kullanabilirsiniz. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girip şöyle yani serum halkasının içine girip 2-2 alarak 2 yaptığım bir trabzanım oluyor. Evet 2 zincir. Bir de ikili trabzan, iki tane trabzanım oldu. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Bu sefer üç seferde alacağım. İlk önce bir, sonra iki ve sonra iki. Üç sefer aldım. İki defa tığımı doladım. Ve yine aynı yuvamın içine giriyorum. Buraya iki, iki ve iki alarak bir tane trabzan yaptım. Dört tane trabzanım var beşinci de aynen bu şekilde iki defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 şöyle son iki alarak 5 tane trazdanı yaptık hemen bir zincirimi çekiyorum şöyle ters tarafına çevirdim elimle bakın bir iki tane bırakıp buradan 3. trabzanımın içinden sık iğne ile buraya ipimi sabitledim. Tekrar bir zincir. Bir zincir çektik, sık iğne ile sabitledik. Bir zincirle bu şekilde döndük. Toplamda burada 3 zincir adedinde bir tomurcuğumuz oluyor. Hem de bunu buraya sabitlemiş olduk. Bakın yaprağımızın ucuna. Geriye kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 yedi. 7. de aynen bu şekilde yapıyorum. Bakın yaprağımızı bitirdik. Hem de buraya tutturma işlemini gerçekleştirdik. 5 tane zincir çekiyorum ve yine serum halkasının içine buraya kapattım yuva olarak 2 tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım yuvanın içine girdim 2 2 2 zincir iki seferde aldığım trabzan ve iki tane trabzanımız yine bir defa doladım yine trabzan yapıyoruz 3 seferde aldık 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Hemen yuvaya girdim. 1 2 2 ve 2. Buraya bu şekilde arkadaşlar yine 4 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen kapattım. Geri kalan kısma da şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sık iğnemizi yaptık. Hemen yuvaya da bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın yaprağımız tamamlandı. Hemen iki tane bu şekilde yaprağımız oldu. Bu 7 zincirli yuvaya girip kapatıyorum bu şekilde. Bu birinci sık iğne. 2 3 4 5 6 ve 7 Hemen bakın buradaki trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabit dibine bir tane zincirimi çekiyorum bir defa doladım buraya boş olan tığ battıya bu şekilde bakın bir tane trabzan yaptım dört tane zincir çekiyorum ve trabzanımın arasına kapattım bir zincir çektim bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum buraya. sonucunu yaptım. Bir zincirimi çektim, bir defa doladım. 2, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet arkadaşlar. Aynen demin yaptığımız gibi. Bunu 9'a çıkaracağız bu tomurcuk sayısını. Sonra böyle boş trabzana 7 zincir çekip serim halkasına yapraklarımızı yakıp, aynı şekilde yaprağımızı bitirip devam edecek. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın bu 5 zincirli yuvamın içine bu şekilde sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Şimdi buraya alım şekillerine, tığa dolama şekillerine dikkat ederek iyi bakalım arkadaşlar. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım ve 5 zincirli yeşil yuvaya girip 1 2 2. Şimdi yine bir defa tığımı doladım, yuvaya girdim. 1 2 ve 2. Tekrar arkadaşlar bakın 3 tane trabzanımız oldu. 2 defa doluyorum. Ve yuvamın içine girdim. 2 2 2 olarak aldım. Yine iki defa doluyorum ve yuvamın içine girip 2 2 2 olarak alt bu şekilde bakın son ikileri hep aynı alım ve aynı dolamayla yapıyorum ve en sonuncuyu da yine iki defa dolayıp buradan şöyle bir bakın olay değişti 2 2 almıyorum artık en sonuncu 1 2 2 ve 2 olarak şöyle 4 seferde aldım buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum yine 2 defa doladım hemen yeşil yuvaya girip önce 1 sonra 2 sonra 2 sonraki 2 alarak bir tane bakın en son yaptığım trabzanla aynı büyüklükte bir trabzanım oldu 2 defa tığımı doladım hemen yine aynı yeşil yuvanın içine giriyorum şöyle 2 şöyle 2 şöyle 2 2 defa tığımı doladım yine yeşil yuvanın içine girdim şöyle 2 şöyle 2 şöyle iki alarak üç tane trabzan yaptım bakın şimdi bir defa doladım aynı şekilde buraya bir iki iki alarak üç seferde aldığım bir trabzan oldu Evet bakın iki dört tane yine bir defa doluyorum yine yeşil yuvaya girdim bir iki iki üç seferde aldım Şimdi arkadaşlar şu köşedeki ovali sağlamak için 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ama sıkı sıkı şöyle güzel bir aşağı meyilli olması için çok sıkı çekiyorum zincirimi. Yine bunu da yeşil yuvanın içine aynı sıkı iğne ile hiç ipi dolamadan kapattım. Bakın bu şekilde oval ve meyilli durdu köşemiz zincirin sıkı çekilmesi köşenin ovalli olmasına yeterli bunu unutmayın zincir bol böyle baştan gözden savularak hani rahat bir şekilde yapılırsa bu ovalliyi sağlayamazsınız şimdi iplerimi yakıp kirpiklerimize geçelim Evet şimdi bu üç zincirli yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde ipimi sabitliyorum ve buraya beş tane zincir çekiyorum 5 zincirimi bu yuvamıza kapattık ve ilk kirpiğim. Tekrar 5 zincir bu ikinci kirpiğim. Buraya bu şekilde 4 tane arkadaşlar kirpik yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum ve bir tane de zincir çektim. Evet. Hemen ipimi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın çok hoş ve çok zarif oldu. Bu renklerden Yaptım ben. Siz istediğiniz renklerden rengarek hepsini tek tek farklı renklerden de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın. Çimde yüzen balıklar olur mu? Demeyin. Oluyormuş. Bakın. Biz yaptık. Böyle çimlerde balıklarımız yüzüyor. Çok hoş ve çok da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle her açıdan sizlere göstermiş olmak için gösterdim modelimizde bu şekilde bakın şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın